Videoyu geçmeden önce size bir oyun kanalı önermek istiyorum. Strateji ve roleplay oyunu Europe Universalis 4 ile birbirinden özgün senaryolarla içerik üreten Albet'im, özenle hazırlamış olduğu rehber videolarıyla ve yapılması güç başarım serileriyle tekrar aramıza dönüyor. Osmanlı ile Tengrist olup kutsal toprakları şaman ezgileriyle doldurduğu ve Amerika'yı keşfederek İngiliz ve İspanyollarla girdiği koloni yarışına eşlik edebilir, Granada ile İber Yarımadası'nı tekrar fethedip Endülüs kurarak tarihi yeniden şekillendirmesini keyifle izleyebilirsiniz. Bumin Kağan öncülüğünde bağımsızlık mücadelesine giriştiği Göktürk serisinde Türk süvarileriyle birlikte Çin'i domine edecek, Akunlar ve Sasanilerle yapılan savaşlarla kendinizi tarihin içinde hissedeceksiniz. Detaylı rehber videoları ve keyifle izleyeceğiniz Europe Universalis 4 serileri için Albet'im kanalını yorumlardaki ve açıklamadaki linkten takip edebilirsiniz. Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yeni bir video ile daha yine karşınızdayım dostlar. En son sizler de hatırlayacaksınız, 30 Ağustos'u özel, Zafer Bayramı'na özel bir video hazırlamıştık. O videoda biraz daha bütün itiraf devletlerini ülke topraklarından atmaya çalıştığımız bir video hazırlamıştık. Fakat bu sefer 29 Ekim videosuna özel biraz daha 29 Ekim'e uygun bir video hazırlamaya çalışacağız. Güzel de bir video olacağını düşünüyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gider dostlar. Videoya geçmeden önce de hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum hocam. Şimdi videonun konseptine geçmek gerekirse şöyle bir durum var. Şimdi tarihler şu anda 1922'nin Ocak ayını göstermekte. Bu tarih itibariyle şu anda Türkiye Güney Cephesini ve Doğu Cephesini kapattı. Yani 1922'ye kadar yapılan anlaşmalarla beraber Güney ve Doğu Cepheleri kapandı. Fakat halen açık olan bir adet cephe var. O da Batı Cephesi. O cephede tarihe bakılınca Büyük Taarruz'la beraber kapatılıyor. Fakat şu anda tarihler Ocak 1922'yi gösteriyor. Büyük Taarruz Ağustos 1922'de gerçekleştirilecek ve Ekim 1922'de yapılan anlaşmalarla Batı Cephesi de kapanacak. İşte biz bunu oyun içerisinde Age of History'nin el verdiği imkanlar dahilinde roleplay'e dökmeye çalışacağız abi. Yani şu anda biz oyuna Yunanistan Devleti ile savaş halinde başlıyoruz, sizlerin de gördüğü üzere. Ağustos 1922 tarihine kadar, yani yaklaşık işte Ocak'tan Ağustos kaçıncı ay oluyor? 8 mi oluyor? 8 oluyor galiba. 8. aya kadar bir savunma gerçekleştireceğiz Yunanlar karşısında ve Ağustos 1922 tarihinde artık seri bir şekilde hücuma geçeceğiz. Ekim 1922'de de Yunanları Anadolu'dan ve Tekirdağ'dan attığımız bir anlaşmayla beraber artık Kurtuluş Savaşı'nın son cephesi olan Batı Cephesi'ni de kapatacak ve Kurtuluş Savaşı'nı bitireceğiz. 1923'te de yeni yeni böyle teknolojiler geliştirmeye başlayacağız. Teknolojiye yatırım yapmaya başlayacağız. Bu da neyi sembolleyecek? Cumhuriyet'in ilanıyla beraber teknolojik gelişmeleri sembolleyecek. Teknolojik ve işte yenilikleri, inkılapları sembolleyecek. Çünkü Age of History'nin bize el verdiği imkan bu kadar abi. Fazlasını maalesef yapamıyoruz. Ben güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gider dostlar. Dilerseniz yavaştan başlangıcımızı yapalım ve Ocak ayından Ağustos ayına kadar sürecek o büyük Ege ve Marmara savunmasını başlatmaya artık şöyle bir niyetlenelim bakalım. Ben çok da emin değilim ha bu arada savunabileceğimizden. Çünkü iki taraf da birbiriyle savaşta başladığı için başta alınıp harcanacak borçlar çok önemli. Yani şu anda bizim gördüğünüz üzere paramız yok. 4500 dukatımız var. Ha şöyle bir şey var, karşı tarafında parası yok. Yani burada dediğim gibi önemli olan borçları alıp iyi kullanacak olan taraf kim olacak? Şimdi biz üst üste muhtemelen bir 4 tane falan 3 tane falan borç alacağız. Bu borçları kim iyi kullanır? Güzel sayıda güzel bölgelerde stratejik şekilde ordularını basarsa, kamera gitti bu arada. Kamera şimdi gelir galiba ya, dur bir şurayla oynayayım. Bakayım bir videoyu durdurayım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet abi, tamamdır, şu anda sorunu çözdüm. Heh, ne diyordum? Bu borçları kim alır ve güzel bir şekilde kullanırsa, en iyi şekilde kullanır, en iyi yerlerde ordu basım işlemlerini gerçekleştirirse o devlet düşmanı karşısında öne geçecek. İşte bu borçları iyi kullanmaya çalışacak olan devlet biz olacağız abi. Biz kullanacağız o borçları güzel bir şekilde. Her neyse, dilerseniz yavaştan başlangıcımızı yapalım. Şimdi Ankara'daki ordularımızı seri şekilde Ege'deki cepheye doğru çekeceğiz. İstanbul bizim için ekonomik olarak altın değerinde bir toprak. Şöyle bir bizim topraklarımıza baktığımızda en değerli ekonomik toprağımız, bizim belki de ekonomik yükümüzün çok büyük bir bölümünü taşımakta İstanbul toprağı. Dolayısıyla İstanbul'u iyi savunmamız lazım. Şimdi üst üste dediğim gibi 4 tane kredi alacağız. Ama bu kredilerin her biri sadece 5 turda bitecek. 5 turda ödenecek bu krediler. Dolayısıyla biraz faizi fazla olacak. Yani pardon, faizi düşük olacak ama bizden tur başı aldığı para biraz daha fazla olacak. Evet, sorun değil. Şimdi 1. Umarım hareket puanımız yetmez kredileri alana kadar. 2. 3. Gördüğünüz üzere eksiye düştük.
4. Evet, 4 tane kredi aldık abi. Şimdi ne yapıyoruz? İstanbul'da çok sağlam bir ordu basım işlemi gerçekleştiriyoruz. 5000'lik bir... Hayır, 5000'lik olmaz. 5000'lik olmaz. 2000'lik bir ordu basım işlemi gerçekleştiririm. Çünkü eğer 5000'lik bir ordu basarsak 25.000 dukat vereceğiz. Paramızın da eksiye düştüğünü varsayarsak eğer... Maalesef bir dahaki turlarda buraya yani Ege cephesine, Batı cephesine ordu basacak para kalmayacak. O yüzden oraya 2000'lik bir ordu basım işlemi gerçekleştirdim. Tur atlayalım. İlk turda zaten muhtemelen bir saldırı olmayacak. Çünkü sınırlarımızda orduları yok. Bizim bir avantajımız daha var. Onların başkentine göre bizim başkentimiz bölgeye biraz daha yakın, biraz daha merkezi bir noktada. Onlarsa denizden ordu getirmek durumundalar. Evet, şu anda o 750'lik ordularını Tekirdağ'a doğru çıkarıyorlar. Muhtemelen İstanbul veya Çanakkale'ye güzel bir saldırı gelecek. İki boğazda bizim için son derece önemli. Ne İstanbul'un ne de Çanakkale'nin boğazını kaybetmeye bizim açıkçası çok da niyetimiz yok. Evet, gördüğünüz üzere sınırlarımızda sağlam ordu basım işlemleri gerçekleştirdik. Aldığımız borçları iyi kullanarak savaşa Yunanistan'dan bir adım önde başladığımızı rahat bir şekilde söyleyebilirim dostlar. Zaten onları Ege'den attığımız anda Ege denizindeki, Ege cephesindeki ordularımızın tamamını İstanbul civarlarına doğru çekeceğiz. Bu da bizim için yine bir avantaj olacak. Şöyle devam edelim. Evet, çok güzel, çok güzel. Sadece İzmir kaldı abicim. 16 Ocak 1922 tarihi itibariyle 1 Ocak'ta başladık. Tarihler 16 Ocak'ı gösteriyor. Sadece 15 gün içerisinde Akhisar ve Didim'i Yunan kuvvetlerinden temizlemeyi başardık. Şimdi 1500'lük ordu İzmir'e saldırsın, 1000'lik ordu Çanakkale'ye gitsin ki orada savunmamızı yapalım. Evet, gayet güzel abicim. İzmir'den de bu vesileyle onları atmış bulunduk. Şimdi saldırımızı yapalım. Tekirdağ'dan da atalım diyecektim ki Rodos'u unuttuk. Rodos'un da bizim anakaramıza çıkarma atılabilecek bir toprak olduğunu maalesef unuttuk. Sorun değil abi. Hemen orayı seri bir şekilde çevreler hallederiz. Zaten gördüğünüz üzere krediler o kadar mantıklı aldık ki iyi ki 5 turluk almışız. Hemen ödendi krediler. Hemen ödendi krediler ve devletimizin belini ekonomik olarak bükmediler. Devam edelim. Evet, Isparta düştü maalesef. Antalya da düştü. Bizim için gerçekten çok önemli iki toprak Anadolu'nun bağrında, Akdeniz'in ciğerinde, merkezinde iki toprak düştü. Afyonkarahisar'ı düşürtmeyeceğiz ama Konya, Karaman ve Alanya toprakları tehlikede. O bölgedeki halkımızı da en seri şekilde uyarıyoruz. Evet, çok güzel. Maalesef Karaman ve Alanya düştü bu kez. Ve Rodos'tan saldırılar gelmeye devam etmekte. Bunların hepsi durdurulacak. Milletimizin herhangi bir kuşkusu olmasın. Hemen şöyle Tekirdağ'dan birazcık da takviye destek gönderelim Karaman civarlarına doğru. Devam edelim. Evet, çok güzel. Antalya'yı geri kurtardık ama Rodos'ta başarısız olduk. Bu çok kötü bir haber bu arada. Evet, maalesef ilerlemeye devam ediyorlar. Adana'yı da aldılar şu anda. Şimdi şöyle yapalım. 100 ordu buraya, 100 ordu Aksaray'a. Aynen öyle. 110 ordu da Isparta'ya doğru gelsin. Bu 300'lük birlik de yine Fethiye'ye gelsin abi. Zaten Adana'daki birliklerin sayısı son derece düşük. Buradaki ordu da bir 30 tanesi şeye gitsin. Alanya'ya en azından bir keşif ordusu olarak, gözlem ordusu olarak bölgede görev yapsınlar. Evet, Denizli düştü maalesef. Isparta tekrar düştü. Bakalım neler olacak. Gaziantep düştü. Isparta'yı yeniden kurtardık. Alanya'yı kurtardık. Harika haberler. Adamlar resmen yeni bir Akdeniz cephesi açtılar savaşta. Bu bizim beklediğimiz bir vaziyet, bir durum değildi. Biz bu kadar, ne bileyim, Yunanların Rodos gibi bir topraktan bu kadar ilerleyebileceğini tahmin etmiyorduk. Artık yeni krediler almanın zamanı geldi galiba. Alınacak birkaç kredi daha bu ülkeyi bu bataklıktan kurtaracaktır. Tabii şu anda kredi almak, ne bileyim, uluslararası olarak bakıldığında ya da milletimiz nezdinde bakıldığında biraz kötü geliyor olabilir. Devlet kredi alıyor, devlet borçlanıyor, bu borçlar nasıl ödenecek falan. Ama şu anda savaş halindeyiz ve bu borçlar bizim kesinlikle belimizi doğrultacak tek etken. İzmir'in tekrar düşmesine izin vermeyiz abi, merak etmeyin. Çok güzel, Gaziantep mi orası? Mersin. Mersin'i kurtardık, Fethiye'yi kurtardık. Akhisar'a saldırdılar, başarısız oldular. Elbistan düştü. Evet, Fethiye'de bir kez daha düştü maalesef. Ama Denizli'yi kurtardık, güzel haber. Denizli'yi kurtarmamız iyi oldu. Şimdi şurayı iyice bir kuşatacağız. 300'lük bir ordu buradan, 300'lük bir ordu Denizli'den basacağız. Isparta'ya da 150'lik bir destek sağlayacağız. Isparta'ya sağladığımız 150'lik desteği iptal ederim. Onun yerine buradan saldırıya geçelim. Şu iki toprağı eğer halledersek cephe sayısını 2'ye düşüreceğimiz için bizim için büyük bir rahatlama, büyük bir şöyle bir oh be, hani böyle bir oh çekiş olacak. Bakalım başarabilecek miyiz? Çok güzel abicim. Elbistan'ı da Gaziantep'i de en güzel şekilde kurtardık. Mükemmel. Mükemmel ama Denizli yeniden düştü. Yani bu adamlar Batı cephesinde gerçekten vazgeçmiyorlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Afyonkarahisar'da öncelikle ve Kütahya'da güvenliği sağlıyoruz basacağımız ordularla. Sonrasında hücuma geçiyoruz abi. Ama İzmir'in düşmemesi için İzmir'e de belli bir takviyede bulunuyoruz. Tamam mı? Devam edelim. Evet, Fethiye'de maalesef çok fazla orduları var. Yani bu adamlar Fethiye'yi gerçekten canla başla koruyor. Hala da Rodos'tan ordu basıp Fethiye'ye getirmeye de devam ediyorlar yani. Öyle de bir sorun var maalesef.
Adamlar bırakmıyorlar yani o bölgeyi. Rodos, Fethiye civarlarını bırakmıyorlar ve çok da mantıklı hareket ediyorlar şimdi, yalan yok. Eğer bıraksalar biz tamamen İstanbul'da savunmaya geçeceğimiz için bir daha da bizim topraklarımıza giremeyecekler. Ama adamlar Rodos üzerinden Fethiye'ye öyle bir giriyorlar ki bizim cephe sayısını teke düşürmemize izin vermiyorlar. Yani gerçekten mantıklı hareket ediyorlar takdir edilesi, ama illaki bu mantığın da üstesinden gelecek bir üst akıl var. Şöyle devam edelim, bu bölgedeki orduları da çekelim cepheye doğru. Evet, bir yandan da Tekirdağ'daki bizim birliklerimizi zayıflatmaya çalışıyorlar. İzin vermeyiz abi, izin vermeyiz. Evet, Denizli'yi maalesef düşüremedik yine. Bir tane daha bizim kredi almamız gerekiyor. Şöyle bir tane kredi alalım yine, 5 turluk gayet iyi. Onu da Kütahya'da ordu basım işlemi için kullanacağız. Çok güzel. Şimdi şurayı bir beraberce ele geçirebilir misiniz? Alanya'yı ele geçirmek bizim için önemli bu savaşta. Şöyle 100'lük orduyu da çekelim bölgeye doğru. Çok güzel. Harika abi, güzel. Savunma başarılı, savunma başarılı, savunma başarılı. Çok iyi. İşte şimdi biraz daha güçlü saldırılarla ilerlemeye başlayabiliriz. Hayır, Akhisar ve İzmir'den ilerlemeyeceğiz abi. Neden? Çünkü bu bölgedeki ordu sayılarımız son derece düşük. Kütahya'dan gelecek 900 kişilik ordumuzun desteğiyle İzmir bölgesinden de ilerleyişe koyulacağız, tamam mı? Yapacağımız iş bu. Ben başarabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, devam edelim. Çok güzel, Denizli'yi düşürdük abi. Orada büyük bir kuvvetlerini gerçekten hiç ettik Yunanların. Harika haber. Isparta'yı da düşürdük, Antalya'yı da düşürdük. Muazzam, oha. Oha. Oradan bayağı sağlam bir orduyla girdiler bu sefer. Harbiden sağlam bir orduyla girdiler yani. Vay be. Biz şimdi bir tane kredimiz var. İki tane daha kredi alalım biz hemen. Vallahi bak, krediler olmasa yemin ediyorum belimiz bükülecek. Ama zaten videonun başında biz ne dedik? Bu kredileri alıp bu kredileri iyi kullanan taraf üstünlük kuracak demiştik. Dediğimizde çıkıyor. Hemen şöyle bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim yine. Evet, Fethiye'nin düşmesi mükemmel oldu. Şimdi Rodos'u almak için bir üste sahibiz abi. Devam edelim. Evet, Akhisar'dan İzmir'i aldılar. Alırız be. Aldık, çok güzel. Biz de Akhisar'ı onlardan, onlar da Denizli'yi aldılar. Evet, gerçekten ortada bir satranç şu anda dönüyor. Resmen satranç tahtasında oynuyoruz şu anda Yunanlarla. İnanılmaz bir durum gerçekten. Bu kadar güçlü saldırabileceklerini, bu kadar güçlü ayakta kalabileceklerini yalan yok, ben düşünmemiştim. Ama tahmin ettiğimden çok daha güçlü bir şekilde gerçekten de ayakta kaldılar. Şimdi bizim nerede ordu basmamız lazım? Bizim orduyu Fethiye'de basmamız lazım ama hareket puanımız yetmiyor. Umarım bu tur Fethiye düşmez. Hatta Fethiye düşerse diye Antalya'da acaba bir... hareket puanımız yetmiyor. Devam. Evet, Akhisar düştü. Geri de alınamadı. Keşke geri alınabilseydi. Fethiye düşmedi. Harika haber. Evet, Kütahya düştü. Bu kötü bir haberdi biraz. Şimdi şurada 100-100 iki tane ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Bir de Fethiye'de çok sağlam bir ordu basacağım. Şöyle binlik bir ordu, tam binlik bir ordu basalım abi. Şuraları tekrar... Ya abi, hareket puanımız da o kadar kısıtlı ki gerçekten. Çok kısıtlı bir hareket puanımız var. Evet, Tekirdağ'da düştü, düşecek. Evet, zor bir durumdayız. Gerçekten zor bir durumdayız. Yani toparlaması güç bir yerdeyiz şu anda. Umarım toparlayabiliriz. Şimdi Fethiye'yi eğer şöyle 600'lük bir orduyla düşürürsek gerçekten rahatlayacağız. Ama bu zor bir iş. Fethiye'yi düşürmek gerçekten zor bir iş. Tekirdağ zaten bu tur büyük ihtimalle düşecektir. Devam edelim. Çok güzel. Harika. Ah, bir de Kütahya düşmeseydi daha da güzel olacaktı. Ama Rodos'u aldık abi. Bu mükemmel bir haber. Bu gerçekten mükemmel bir haber. Rodos'u bir daha asla ve asla kat'a vermememiz lazım. Rodos bir daha verildiği takdirde bu devlet daha kurtulamaz. Yani çok zor bir duruma düşeriz. Kurtulamaz demeyeyim de çok zor bir duruma düşeriz. Bir daha vermememiz lazım bizim o bölgeyi, tamam mı? Haydi oğlum, haydi. Tamam bak, Bursa düşebilir, sıkıntı değil. Bursa düşebilir. Şimdi İzmir'e saldırmayalım. Bizim Rodos'tan ordunun gelmesini bekleyebiliriz. Ama bu tur büyük ihtimalle Tekirdağ düşecek. Evet, yine sağlam saldırdılar. Yine sağlam saldırdılar. Ama çok da fazla alamadılar bu sefer toprak. Güzel haber. Şimdi ben Denizli'de ordu basabilir miyim? Güzel, iki tane kredim ödenmiş. Harika haber. Bir tane daha şöyle kredi alalım. O yüzden onu da Denizli'de ordu basmak için kullandık gördüğünüz üzere. Bir de Çanakkale'de. Ya nasıl hazine boş? Bir tane daha mı kredi alayım? Tamam, bir tane daha kredi alayım. Ama bu sefer de hareket puanım yetmeyecek. Evet, hareket puanım bu sefer yetmiyor. Sadece 1.2 hareket puanım kaldı. Devam edelim. Çok güzel haber. Harika haber. Çok iyi savunma. Çok güzel. Bu tur bizim için muazzam geçti. Şu anda gerçekten her şeyi en iyi şekilde toparlıyoruz gibi görünüyor. Ama önlemlerimi alıyorum abi. Gördüğünüz üzere Didim'e biraz daha takviye etsek. Yolladım. İyi ki de yollamışım. Biz vallahi bu işi biliyoruz ya. Biz harbiden bu işi biliyoruz var ya. Çok güzel, çok güzel Akhisar'ı da aldık. Şimdi İzmir'e
toplu bir saldırı, İstanbul'da da güçlü bir ordu basım işlemi. Tamam mı? Yapacağımız işler bunlar. Hemen şöyle krediyi alalım. Bir tane daha alırsak şey yetiyor mu? Ordu basım işlemi için yetiyor. Çok güzel. Şöyle sağlamda bir ordu basım işlemi. Harika. Devam. Çok iyi abi. Geçmelerine izin verme. Ya İzmir nasıl düşmez? Nasıl düşmez İzmir? Nasıl düşmez İzmir ya? Ulan nasıl düşmez ya? Oğlum bu nedir ya? Tarih 26 Nisan oldu ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Ve alabileceğimiz bütün kredileri aldık. Bütün krediler alındı. İnanılmaz. İnanılmaz. İzmir'de ne yapacağız şimdi biz? Şöyle yapıyoruz abi o zaman. 1200 ordu buraya 1000 Gebze'den gidecek ki. Şimdi Yunanlar ilerlemeye başlayacaklar. Biz şimdi önlemimizi alalım yani. Evet güzel tamam. Of ya İzmir nasıl düşmez ya? İzmir nasıl düşmez ya? Ya hala inanamıyorum. Gerçekten hala inanamıyorum ya. Şöyle bir 444 ordu yollayalım. Abi ordu sayıları da gitgide artıyor bu adamların. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şuraya bak, başladığımız yere geri döndük. İnanılmaz bir şey ya. İki tane daha kredi ödendi. Bak bu gerçekten güzel bir haber. 6300'lük krediler alabiliyoruz ve 3 tane kredi alma hakkımız var. Bu sefer almayacağım. 2 tur daha elimdeki ordularla ve elimdeki ekonomik imkanlarla direnmeye çalışacağım. Sonrasında 5 tane kredi hakkımızla eseceğiz, gürleyeceğiz abi, tamam mı? Bu sefer o kadar iyi kullanacağız ki, ama Rodos'un düşmesine izin vermememiz lazımdı ya. Rodos'u tekrar alacaklar, yeniden ordu basacaklar, yeniden getirecekler. Bu çok sıkıntılı bir durum gerçekten ya. Evet, Rodos düşecek yani, maalesef orayı durduramayacağız. Akhisar'ı bile alamadık geri. Akhisar bile geri alınamadı ya. İnanılmaz ya. Of. 209 ordu buraya, 209 ordu. Ya da saldırmayalım bu sefer. Bu tur saldırmayalım. Sadece şuraya 209'luk bir ordu çekelim. Savunmada kalmaya çalışalım. Sadece Akhisar, hatta Akhisar'a da saldırma. Akhisar'a da saldırma. Buradan 100'lük bir destek, şuradan da 100'lük bir destekle Ayvalık'ta, Çanakkale'de güzel bir destek oluşturalım. Bu sefer bu tur bizim için bir savunma turu, tamam mı? Zaten bir dahaki tur 5 kredi hakkı kullanabiliyoruz, tamam mı? O 5 kredi hakkıyla eseceğiz, gürleyeceğiz. Evet, çok güzel. Bu tur iyi ki savunma turu yapmışız. Şimdi bizim 5 tane kredi alma hakkımız var. Al kredileri. Al 5 tane birden kredi al. Hareket puanınız yetmeyecek ama 5 tane birden kredi al bakalım. Haydi bakalım abi, bir tane daha kredi al. Çok güzel. Son olarak bir tane daha. Evet abi. 16.000 dukatımız var, tamam mı? Şimdi sakin sakin mantıklı bölgelerde ordu basacağız. Fethiye'de güzel sayıda orduları var adamların, yalan yok. O yüzden Karaman civarlarında güzel bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. 2500 gayet güzel bir gider, tamam mı? Fazla para vermeden güzel bir ordu basım işlemi gerçekleştiriyoruz. Hareket puanımız yetseydi çok daha iyi olurdu. Ama yetmiyor, yapacak da bir şey yok. Tekirdağ'a tekrar 100'lük bir ordu çekiyorum. Buraya da tekrar 100'lük bir ordu çekiyorum. Evet, keşke Kütahya'ya ordu bassaymışız. Orası düşmedi, güzel. Evet, Alanya'ya da basamamamızın maalesef gördüğünüz üzere sonuçlarıyla karşılaştık. Evet, paramız iyice azaldı. Şuraya bir 600 ordu basalım. Buraya destek yollayalım abi. 200 orduluk bir destek yollayalım oraya. Tamam. Şu an biraz daha iyi durumdayız aslına bakarsanız. Kaç tur sonra borçların tamamı ödeniyor? 4 tur sonra borçların tamamı yine ödenecek abi. Atlayalım bakalım turumuzu. Evet, Tekirdağ düştü. Bu kötü oldu. Çanakkale'de düştü. Bu çok daha kötü oldu. Evet. Yine biraz zor bir duruma düştük. Ve yine paramız yok. Evet. Bu sıkıntılı bir durum. Sıkıntılı bir durum. Bitiremiyoruz. Bitiremiyoruz ya. İmkansız, bitiremiyoruz ya. Nasıl bu kadar zorlanabildik ya? İnanamıyorum ya. Nasıl bu kadar zorlanabildik biz ya? İnanılmaz bir şey ya. Paramızın olmaması çok sıkıntı be abi. Paramızın olması lazımdı ya. Ben anlamıyorum ki. Benim ekonomim bu kadar güçsüz. Oğlum bizim ekonomimiz aynıymış lan. Biz o kadar mı güçsüzüz lan? 135.000 ekonomiye 135.000 ekonomi. Biz o kadar mı güçsüzüz ya? Vay arkadaş, inanılmaz bir şey ya. 150 orduyu Gebze'ye çekelim ki şimdi İstanbul düşecek. İstanbul'u tekrar almak için Gebze'den İstanbul'a bir saldırı gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım, deneyeceğiz. Umarım Antalya, Alanya, Isparta, Denizli buraları düşürebiliriz. Yani buraları kurtarabiliriz daha doğrusu. Evet güzel, hepsinde başarılı olduk. Harika haber. İstanbul'un da önüne bir set çektik. Güzel. Denizli düştü. Onun haricinde büyük bir sorunumuz yine yok. Kaç tur kaldı ödenmelerine? 2 tur. 2 tur daha elimizdeki ordularla direnebilmemiz, dayanabilmemiz gerekiyor. Zorundayız. Direnmek zorundayız elimizdeki ordularla. Şimdi İstanbul'u tekrar geri almak için bir taarruz başlatıyorum. Tarihler Mayıs'a geldi artık. Haziran'a geleceğiz. Ağustos gelmek üzere. Biz hala adam akıllı savunmayı bile yapamadık. Yani gerçekten kötü bir durum ya. Ben bu kadar zorlanacağımızı düşünmemiştim. Ama tahmin ettiğimden çok daha heyecanlı geçiyor şimdi. Yalan yok. Çok daha heyecanlı bir bölüm olarak geçiyor şu anda benim için bu video.
Evet, devam edelim. Çok güzel, İstanbul'u geri kurtardık. Kütahya'yı hayvan gibi aldılar bu sefer. Bir tur daha abi. Bir tur daha. Kredi almadan direnmemiz, dayanmamız gerekiyor da. Sen orduyu nereye getiriyorsun şimdi? Kim bilir nereye getiriyorsun? Çok merak ediyorum yani ben şu anda senin orduyu nereye getirdiğini. Acaba nereye götürüyorsun? Şuraları bir almaya çalışalım. Şurayı da, Fethiye'yi de almaya çalışalım. Evet, Kütahya'yı alamadık. Çanakkale'yi aldık. Oha ya! Oha ama ya! O nasıl bir ordu ya? Ya herifteki ordulara bakar mısın? Bu nedir ya? İnanılmaz bir şey ama bu. Oo, çıkarmayı da yedik. Şimdi yine kredi alabiliyoruz abicim. Yine kredi al. Yine 5 tane daha kredi alacağız. Artık alabileceğimiz kredi de düştü. Her birinden 5000 dukat alabiliyoruz sadece. Bu ne lan? Bütün krediler aldık. Ha yok, bütün kredileri almamışız, evet. 15000 dukat yapabildik en fazla. Yani bu geldi elimizden. 300 ordu, 320 ordu basalım. Herhalde çıkamazlar büyük bir ihtimalle. 300 ordumuz o bölgede dururken. Ama şimdi tek bir turda 3600 dukat kaybedeceğiz. Aldığımız borcun yarısını kaybediyoruz yani bir tur içerisinde. Çok kötü bir şey ya. Bak, savunmayı güzel yaptık. Ankara önlerine kadar geldiler abi. Ya bu çok kötü ya. Oha. Oha. Yani kardeşim, hani yeter lan. Yeter lan, bu ordular ne lan? Bu nedir be kardeşim? Abi Ankara'yı iyi savunmamız gerekiyor. Ankara'yı iyi savunacağız. Başka çaremiz yok. Hatta gerekirse biraz geri de çekilebiliriz artık yani. Biraz geri çekilmek de gündeme gelebilir. Evet, orayı da aldılar bu arada. Fethiye'yi de aldılar. Kötü haberler üst üste geliyor maalesef. Şimdi şunları bir önümüzden atmamız lazım. Eskişehir ve Afyonkarahisar'dan önümüzdeki orduları atmamız lazım. Ama Fethiye'de öyle bir ordu biriktirdi ki herifler. Çok korkutucu ya. Çok korkutucu bir ordu ya. Yani... Ben inanamıyorum bu kadar zorlandığımız hala ya. Orası düşmeseydi iyiydi. Evet beyler, yani elim kolum bağlandı, yok hiçbir şey yapamıyoruz ya. Kredileri mredileri de aldık, hani daha kaç tur var ödenmelerine? Daha 2 tur kalmış gerçi, fazla da bir şey kalmamış. Elimizdeki ordularla güzel bir direniş gerçekleştirebilirsek eğer, ama adamlar sürekli ordu getiriyorlar. Durmuyor yani, adamlarda bir ordu fabrikası var, inanılmaz bir şey ya. Sürekli bir üretim halindeler ya. Sürekli bir ordu üretimi. Durmak yok yani adamlarda. İnanılmaz ya. Ben şaşırdım. Şaşırtıcı bir durum çünkü yani. Buna da şaşırmayalım da neye şaşıralım. Evet, Isparta düştü. Çanakkale iyi bir orduyla düştü. Kütahya güzel bir orduyla düştü. Konya'yı düşüremediler. Karaman'ı düşürdüler. Kötü haberler ya. Kötü haberler. Çok kötü haberler üst üste geliyor. Sadece bir tur kaldı abicim borçlarımızın bitmesine, sıfırlanmasına. Şimdi bakacağız. Yani hücum etmesek daha iyi bence. Savunma halinde kalmak bizim için şu anda daha büyük bir artı. Deneyeceğiz savunmayı. Bir tur mu kaldı şu anda? Evet, bir tur, son tur. Haydi bu turda bir dayanalım da bari. Güzel güzel, bu tur savunma açısından fena geçmedi. Oraya 35 orduyla girmeseydiniz daha iyiydi ama yine fena bir tur değildi savunma olarak. Şimdi yine kredi alıyoruz. Sadece var ya, sadece 10.000 dukatımız olacak krediler aldıktan sonra. Yani cidden sadece 10.000 dukat için mi ben şimdi kredi alıyorum ya? Acaba kredi almak mı mantıksız? Kredi almasa mıydık? Tamam, bir dahakinde kredi almayacağım. Bir dahakinde kendi paramızla işimizi halletmeye çalışacağız. Şimdi nerede ordu basalım abi? Ankara'da bir kere basalım. Hani şöyle bir, hatta bütün orduyu Ankara'da basalım. 2000'lik bir ordu basım işlemi gerçekleştirdim. Oradan çevre illere doğru dağıtırız abicim. Çevre illerdeki direnişe destek vermek adına çevre illere dağıtacağız o bölgeden. Şimdi Ankara önlerinde onların saldırı yapmasına izin verelim, tamam mı? Yani şuraya sadece 600'lük bir ordu çekelim. Geri kalan ordular, bir de şuraya 300'lük bir ordu çekelim. Geri kalan 1000'lik orduyla o bölgede kendimiz savunma yapalım. Tamam mı? Şimdi bu 80.000'lik ordu kesin düşecek zaten. Bunların Alanya'da güzel bir ordusu vardır diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Evet, o bölge düşmedi, güzel. Orayı da iyi savunduk, harika. Ankara'da mükemmel savunma, çok iyi. Şu anda ciddi manada onlara karşı biraz üstünlük kurduk. Şu an gerçekten ciddi manada onlara karşı üstünlük kurduk abi. Şimdi orduları dağıtma zamanı. Yüzlük orduyu, yüzlük bir orduyu Gebze'ye doğru çekelim. Ankara'da zaten kale var. Hani ne kadar düşük sayıda ordumuz olsa bile o bölgede, Ankara'daki kale sayesinde güzel bir savunma gerçekleştireceğiz orada. Evet, oraya yolladık, ordu geri aldık. Harika haber. Şimdi ben neyi bekliyorum biliyor musunuz? İşte şimdi kredilerin bitmesini bekliyorum. Sadece 2 tur sonra eğer krediler biterse elimdeki bu orduların üzerine alacağım kredilerle çok güzel bir ekleme yapıp hücuma geçeceğim. Ama bunu yapmak ne kadar mümkün bilmiyorum. Yüzlük bir orduyu Adana'ya doğru çekmemiz lazım. Aksi takdirde Alanya'dan gelecek bir saldırı
bizi gerçekten zor bir duruma düşürecek. Yüzlük bir orduyu da Gebze'ye çekmek istiyorum. Gebze'de düşmesin mümkünse. Evet, 156'lık bir ordu getirdiler. Denizden de ordu getiriyorlar bu arada sürekli olarak. Bu tehlikeli bir durum biraz. Ama eğer bir tur daha direnebilirsek ben Adana'da ve Karaman'da zaten çok güzel ordu basım işlemleri gerçekleştireceğim. Yani korkmayalım, tamam mı biz abicim? Biz halledeceğiz bunları. Evet, bir tur daha direndik. Harika. Şimdi ya abi gerçekten artık krediler direkt şeyi karşılamıyor. Yani ekside olduğumuz parayı karşılamıyor artık neredeyse. Çok kötü bir şey ya. Çok kötü ya. Sadece bu kadar altın toplayabildik 5 tane krediyle yani. 5800 altın. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey yani. Bu parayla bir şey yapılmaz ki. Hareket puanımız yok. Tamam, bekleyelim o zaman. Oo, oradan sağlam bir orduyla geldiler. Buradan da sağlam geliyorlar. Buradan da evet, evet, evet. Bu sefer harbiden hazine mi boş? Ulan! Allah'ım kafayı yiyeceğim. Of! Ulan tam bir ümitlenmeye başlamıştım ya. Tam bir ümitlenmeye başladım. Gene bitirdiler bizi, görüyor musun ya? Hiç tahmin ettiğim gibi bir senaryo olmadı abicim. Hiç tahmin ettiğim gibi bir senaryo olmadı. Ama öyle bir hazırlanıp geri döneceğiz ki bu sefer Yunan topraklarının tamamını alacağız abi. Bu sefer tamamını alacağız o toprakların. Ama çok güçsüz düştük. Çok güçsüz düştük. Çok büyük zayıflık gösterdik gerçekten. Ya bize yakışmadı. Bize yakışmadı abi. Bize yakışan bir savaş değildi bu. Ben kendimize yakıştıramadım bunu şahsen ya. Hiç yakışmadı bize. Ama çok daha güçlü döneceğiz abicim. Çok daha güçlü döneceğiz. Onları o anda doludan da Tekirdağ'dan da atacağız, merak etmeyin. Bu arada ben şu oyunu bir nokta exe'den açayım. Nokta jar'dan açınca tur atlamaları sırasında çok fazla donuyor oyun. Şöyle bir görünüyor zaten, belli oluyordur. O yüzden hemen bir durdurayım videoyu. Exe'den açayım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna tekrar bir girince fark ettim. Biz daha sadece 88 tur oynamışız lan. Yani 2 saattir oynuyoruz. Kaç olmuş? Yarım saatlik video oldu neredeyse. 26. dakikadayız. Ve sadece 88 tur oynamışız. Her bir turda o kadar çok uğraştık ki savunmayı iyi yapabilmek için. Her bir turun aldığı zaman bayağı artmış. 26 dakikada sadece 88 tur oynamışız. Gerçekten şu ana kadar hiçbir serimizde, hiçbir bölümümüzde yaşadığımız bir olay değildi bu. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Ama o kadar güçlü geri döneceğiz ki gerçekten neye uğradığını şaşıracaklar. Bak göreceksiniz abi. Gerçekten neye uğradığını şaşıracaklar. Çok güçlü bir geri dönüş yapacağız. Ve yani bizi o kadar zorladılar, o kadar kin tuttum ki ben şu anda bu adamlara. Ne oluyor lan bu kameraya? Tamam, şu anda bir sorun yok değil mi? O kadar kin tuttum ki bu adamlara. Abi niye tur atlayınca kamera donuyor lan? Sanki 1 GB RAM'li bilgisayarla çekiyorum videoyu ya. Ya bu bilgisayar artık beni deli etmeye başladı. Allah aşkına bakayım. Hala donuyor, inanılmaz ya, gerçekten inanılmaz. Kodlama aşırı yüklendi, video ayarlarını kapatmayı mı deneyin? Ya Allah aşkına beni sinir etme ya. Şu Brio'ya alsam şeyi, kamerayı. Bu sefer de kamera hepten gidiyor. Bir bakayım. Bir dakika abicim, bir dakika, halledeceğim. Evet abi tamam. Şu anda bir sorunumuz yok gibi görünüyor. Biraz uğraştırdı ama çözdüm. Hatta biraz tur da atlamam gerekti. Paramız biraz daha birikti. Şimdi artık ulan biz bunları vermedik mi? Ulan var ya, videonun başından beri söven arkadaşlarımız vardır muhtemelen. Ulan biz bunları vermedik mi be? Vay anasını be. Nasıl unutmuşuz ya? Bu arada tarihi bayağı atladık. Yıl 1924 olmuş. Artık başlayalım değil mi abicim? Artık başlayalım. Artık Yunanlar görsünler bakalım. Biz tam olarak hazırlıklı bir şekilde gelirsek neler olacağını şöyle bir tatsınlar, o deneyimi bir öğrensinler abi. Ben dedim bak bu sefer çok, gelişimiz çok daha farklı olacak dedim ve gerçekten de öyle olacak. Şöyle hemen hazırlıklarımızı, son hazırlıklarımızı da gerçekleştirelim. Üzerlerine bayağı güçlü bir şekilde gidelim. Zaten bu orduya artık karşı koymaları imkansız. Buna da zaten karşı koyarlarsa daha oyunu biz bırakalım, hani oynamamıza gerek yok, anlatabildim mi? Hemen abicim girelim topraklara. İlk olarak hedefimiz Anadolu topraklarını, Ege'nin o inci gibi topraklarını kurtarmak. Çok güzel. Hemen Rodos'u geri alalım adamlardan. Geçen savaş bize Rodos ne kadar sıkıntı çıkardı hep beraber gördük, deneyimledik. Artık tecrübeliyiz. O 4752 kordun çıkmasına ben tabii ki de izin vermeyeceğim. İzmir'e hemen bir tane liman inşa edelim diyecektim. Maalesef paramız yetmiyor. Sıkıntı değil. Atina'daki limanı ele geçirir. O bölgeden adalara çıkarma atarız. Yani her türlü hallederiz, merak etmeyin. Çok güzel savunmamızı yapmaya devam ediyoruz. Atina'yı da düşürdük. Harika bir haber. İonya'daki ordularımız Planos adasına çıkmak için Agrinio'ya doğru geldiler. Oradan Planos'a saldıracağız.
Hemen saldıralım hatta seri bir şekilde. Çok güzel. Mora'ya da geçelim abi. 4308'lik ne artı 2'deki ordumuzla adalara çıksın. Mükemmel. Bu kadar abicim, bu kadar. Bu kadar. Değdi mi lan bizi o kadar uğraştırdığınıza? Değdi mi lan? Bütün topraklarını da alamıyormuşuz. Şöyle bizim için stratejik toprakları alalım. Rodos, Adalar, Girit, Aleksandropoli, Selanik. Tamam yeter. Bir de şurayı alalım. Aynen öyle. Evet abi, sonunda bu cepheyi bitirmiş oldum. Ne kadar birazcık uzamış olsa da bu cepheyi sonuç olarak neticede nihayetinde bitirmiş olduk. Güzel bir video oldu bence. Ben zevk aldım. Bak yalan yok, çok uğraştırdı ama çok zevkli bir video oldu. O zorluğu iliklerime kadar hissettim. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Umarım sizlerin de beğendiğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Bu tarz özel günlerde, bayramlarda vesaire bu tarz videolar atmaya devam edeceğim. Açıklamadaki linklerden Kerem ve Maz Discord sunucusuna katılabilir. ageofstore.turkiyok.com forumunu ziyaret edebilir. Ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz dostlar. Şimdi benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.